Tamam. Tamam. Ya şimdi kaç haftadır böyle ama. Nereden yaptı şeyi? Pek gözükmüyor mu? Şurada. Yok. Şeyi yamuk da biraz. Onun için. Kul yapısı. Hadi başlayalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد geçen haftaki dersimizde en son 62. ayeti okumuştuk. 60. ayetten devam edersek وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Şimdi burada 60. ayette şöyle bir soru sormak istiyorum hocam, size izin verirseniz. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ Yani burada اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ dediğimizde Rablerine dönecekleri korkusuyla kalpleri titreyen. Şimdi biliyorsunuz Mustafa Sabri üzerine çalışıyorum. Mustafa Sabri de bu konuyu tam üstüne denk geldi geçen hafta okuduğum kısımda. Yani iman korkuyu içerir mi içermez mi? Yani korkuyla mı iman etmek gerekir, yoksa imanın korkudan hali, yani bağımsız ondan daha üst bir şey mi olması gerekir? Yani Mustafa Sabri'ye göre korkuyla beraber iman olmalı. Yani kişi korkacak ki iman etsin. Doğru mudur, yanlış mıdır? Mustafa Sabri'yi test edeceğiz. Peki. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Mustafa Sabri dediği son Şeyhülislam, Osmanlı'nın son Şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi. Uzun yıllar Mısır'da kalmış Cüneyt Hoca. Mustafa Sabri'nin eserlerindeki okumalarından hareketle onun Kur'an yorumu üzerine çalışıyor. Şimdi geçen haftanın sözü hatırlarsak 51. ayetten başladı. Asıl itibariyle ya eyyuher rusul kulu minet tayyibati ve amelu saliha inni bima ta'meluna alim ve inne hazihi ummetukum ummeten vahide ve ene rabbukum fettekun. Tamam, oradan. Fakat buna rağmen fetekattavu emrahum beynehum zübura. O arada fezarhum fi gamratihim hatta hin. 54. ayette şunu gördük. Yani var olan oradaki, orada ne diyordu? Fakat onlar bir vakte kadar kendi cehaletlerine gömülmüş olarak kendi hallerine bırak. Bu lafız olarak bunun karşılığı şu: onların sapkınlıklarına mahkum olma demektir bu. Yani onların azgınlıklarına, sapkınlıklarına mahkum olma. Aslında bu sadece oradaki şeyle değil, hepimizle ve herkesle her zaman alakalı bir şeydir. Üzerinde durmuştuk. Akılda tutulması gereken, yani pratik hayatımızda alakalı konular bağlamında. Yani şeytanın varlığı insanın cehenneme gitmesinin meşru sebebi değildir. O öyle olduğu için biz böyle değiliz dedik. Yani o bana sövdü. Ben de ona sövdüm. İyi yaptın. Ben de ona sövdüm. Aynı cümlelerle tekrarladım. Bu bir iş değil. Bu iş değil. Biz, yani bir mümin olarak yapmamız gereken şeyi yapmamız gerekiyor. Olay bu.
Daha sonra 57. ayetten innellezine hum min haşyeti rabbihim muşfikun dan itibaren bir mümin portresi çizdi. Portre. Belki Cüneyt Hoca'nın 60. ayette sorduğu, yani iman bir korku içermeli mi, korkuya dayalı olmalı mı sorusunun cevabını 57'den itibaren düşündüğümüz zaman içinden çıkabiliriz. Olay şu: İman en temelde sevdiğiniz şeye olur. Güven, özü güvendir ya imanın. Seviyorsanız güvenirsiniz. Öyle değil midir? Pratik hayatımız hep böyledir. Bunun, sevginin adı muhabbetullah'tır. Daha önce geçmişti derslerimizde. Muhabbetullah. Derin bir Allah sevgisi. Tabi bu Allah sevgisi dediğimiz zaman bunu ifade etmek, kelimelere dökmek çok kolay bir şey değil bu. Onun için bu 57 ve 60. ayetlerde innellezinehum min haşyeti rabbihim müşfikun, mesela müşfik kelimesi vardır. Bir ürpertidir. Ürperti. Onlar Rablerine olan derin saygılarından dolayı bir ürperti içerisindedirler. Bu ürpertiyi şöyle anlamak daha mümkün. Birisini ne kadar çok seviyorsanız o kadar çok ihtimam ve ilgi gösterirsiniz ve şöyle bir korku dediğimiz, şöyle bir endişe taşırsınız. Ya yanlış bir şey yapmayayım, kırılmasın. Yani yanlış bir davranışta bulunmayayım. Onu kıracak ya da onunla aramızda yanlış anlaşılacak ya da bir kırılmaya sebebiyet verecek bir şey olmasın. Yani bir davranış olmasın. Aslında takvanın bir temel boyutu da budur. Şimdi buradaki korkuyu bu surelerden çok affedersin. Daha sonra gelen medeni bir sure olan Enfal suresinin girişinde buluyoruz. Orada bir aynı şekilde bir mümin portresi var. Diyor ki innemel mu'minunellezine izâ zükirallah vecilet kulubuhum. Müminler şunlardır ki yanlarında Allah'a dair lafız şu, zükirallah, Allah zikredildi ama Allah'a dair, ona ilişkin bir şey söz konusu olduğu zaman vecilet kulubuhum, derin bir ürperti duyarlar. Şimdi bu ürperti, bu bir heyecandır. Bu bir heyecandır. Hocam bir anonsumuz var. 34 VT 97 VJ 97 10. Tamam. Araba çekilecekmiş ama. Şimdi bir ürpert, bir heyecan duyma bakın. Vecilet kulub ve izâ tüliyet aleyhim âyâtu zâdethum imâna. Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman birden böyle heyecana gelirler. Zâdethum imâna. O ayet o kalpte bir karşılık bulur. Bir heyecan oluşturur. Şimdi sevgiliden gelen mektup. Düşünün. Ya müthiş bir meftun ve aşık. Tabii şu anda çok bunun bir karşılığı yok, biliyorum. Yani ne kadar can sıkıcı bir şey. Geçen benzer bir durum oldu. Bir arkadaşımız, öğrenci bir arkadaşımıza dedim ki, anlatıyorum. Ya bizim dönemimizde yani sevdiğimiz kızın ismini duyduğumuz zaman derin bir ürperti duyardık ya. Ben delikanlılığı da böyle düşünüyorum dedim ya. İsmine meftun ya. Bırakın, kendisini nerede görüyorsunuz? İsmine meftun. Şimdi
derin bir alaka duyduğu efendim sevgilisinden gelen bir şey olduğunu, mektup olduğunu düşünün. Değil mi? Nasıl bir heyecan duyar? Bakın sevgi işte bu. Derin bir heyecan duyar. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُمْ اِمَانًا. Ayetler ona okulduğu zaman zâdetum imana, iman dediğimiz ki güvendir bu. Güveni, o derin mutluluğu arttıkça artar. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn, ve onlar Rablerinedir. Bütün bağlılıkları ve güvenleri. Şimdi bu 60. ayet bağlamında bakın biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim 23 yıllık zaman periyodunda aşamalı bir şekilde nazil oldu. Biz tabii şimdi hepsini toplu olarak görüyoruz. Ve birden okuduğumuz için o süreci gözden kaçırıyoruz ya da sürece muhatap olamıyoruz. Süreç şu. Başlangıçta bir insanın normal paldır küldür. Kendi kültür, gelenek, örf, adet, her neyse algısıyla beraber nihayetinde ilk karşılaşmayı yapıyor. Nedir diyor, Allah nedir, cehennem nedir, ahiret nedir falan gibi böyle kaba saba şeyler. Ve sonra bir süre içerisinde sürece bağlı olarak yavaş yavaş kulak veriyor. Duymadıklarını duyuyor. Baktığı halde görmediklerini görüyor. Algısı, algı değişmeye başlıyor. Algı değişince korkuları, ümitleri, umutları, beklentileri, düşmanları, dostlukları hepsi değişiyor. Ama hepsi değişiyor. Algının gelişmesine bağlı olarak tırnak içerisinde kullanıyorum ve bunu altını çizerek sıradan olmaktan çıkıyor. Kendi gerçekliğine, benliğine, özgünlüğüne ve özelliğine bunu fark ediyor ve bunun farkında oluyor. Bakın sıradan. Sıradan ne demek? Sıradan dediğimiz şey uydum kalabalığadır. Daha sürünün parçası olmaktır. Sürü. Sıradan böyle bir şey. Fakat kulak verdikçe mesaja evet kaygıları değişiyor. Duyguları değişiyor. Ve ondan önceki dönemlerde belli belirsiz değişik şekillerde kullanılır. Allah, Allah belanı versin diyor yani. Allah'la ilgili şey bu. Allah cezanı versin. Allah kahretsin canı sıkıldığı zaman. Ya böyle bir şey işte Allah. Kahreden, bela vere falan. Fakat konuşma devam ettikçe bunun ötesinde bir şey. Allah yar. Allah haliku küllü şey. Allah mutlak gerçek. Allah bütün varlık yedi kudretine kudret elinde olan Allah bir nefeste kendisine iki defa muhtaç olduğumuz olan Allah ve o kadar ki ben kendimi unuttuğum yerde beni unutmayan ben kendimden vazgeçtiğimde benden vazgeçmeyen hala bana dil döken tenezzül buyuran ya tenezzül buyuruyor. Nüzul böyle bir şey. Bize biz kendimizi bırakıyoruz, o bırakmıyor. Ve sonra niye? Bir talebin mi var diye soralım. Bizden bir isteği mi var? Bakıyoruz ki bunun hiçbir karşılığı yok. Her şey onun. Yani bütün bir insanlık bir araya gelse kesintisiz ibadet etse ne olur, etmese ne olur? Tam Rahman ve Rahim. Sevilmez mi şimdi bu? Hayranlık duyulmaz mı? Hatırlayalım bir kelimeyi daha. İlah kelimesini hatırlayalım. Neydi kelimenin şeyinde? Sözlük anlamında tahayyara demek.
karşısında şaşkınlık geçirilen, hayranlık duyulan, böylece baka kalıyorsun ve kendini unutuyorsun. İlah, bak diyor, bütün eserlerim, yarattıklarım, bak ve gör. Bakıyor. Bir şey söyleyeyim ya. Bugün arkadaşlarla paylaştım. Evvelsi günden bu tarafa, demek ki çarşamba gününden bu tarafa hala etkisi altındayım. Hepimizin Allah'a teşekkür etmemiz borcumuz var ya. Şu kitabı bize gönderen, bu kitapla buluşturan, tanıştıran Allah'a teşekkür edelim. Nedir etkisi altına kaldığım? Hiç izlememiştim. Bir arkadaşımız İsviçre'de bir ötenazi izlettirdi ya. Adam kararını vermiş. Bir odada hanımı yanında, kardeşi karşısında, muhtemelen 70 yaşında yok. Görüntüye bakarsanız gayet iyi, sapasağlam. Yani konuşması falan, hiçbir şey tarafı yok. Ve orada bir bayan doktor, ilaç. 2 dakika ya. Bütün 2 dakika. Konuştular, tamam mı? Var mı bir şey? Evet, son kararım. Zaten bugünü bekliyordum dedi. Verdiler ilacı. Bu tasvir inşallah şey olmuş olmasın ya. Teşvik olmuş olmasın. Verdiler. İlacı içti, bir çikolata verdiler. Arkasından bir yarım bardak su. Hepsi 2 dakikada uyuyup gidecek dedi ve gitti. 2 dakika. Hanımı tutuyor, böyle bakıyorlar. Ben de izliyorum. Hemen orada olmayı çok istedim. O bardağa bir tekme vurmayı. Ve orada bağırmayı istedim ya. Bağırmayı, çığlık atmayı istedim. Çığlık çığlığa. Nedir kardeşim? Nedir bu? Bu derin anlamsızlık. Nasıl bir şey ya? Derin anlamsızlık halidir bu. Sıkıyor dünya, bunaltıyor. Felaket bunaltıyor. Ve derin bir anlamsızlık boşluğuna düşüyor. Boşluk. Evet. Boşluğa düşüyor. Ve dahası giden gidiyor. Eşi elini tutmuş böyle bakıyor. Kardeş de karşısına böyle bakıyor. Dikkatle izliyorum. Onun karşısından nasıl bir şey duyuyorlar veya duyuyorlar mı? Öldükten sonra 2 dakika böyle oturdu, uyudu ve gitti. Biraz katılaştılar. Doktorun şu sesini duydum. Yani ağlarsanız biraz rahatlarsınız dediler. Hepsi bu. Hepsi bu. Şundan emin olabilirsiniz. 8 milyar insan bugün yeryüzünde, kahir ekseriyetinin bu değilse bile buna yakın bir düzeyde yaşadıklarından eminim. Buna yakın bir düzeyde, sayı itibariyle, tonlamaları itibariyle, aşağıdan yukarı, yakın bir şekilde. Derin bir anlamsızlık girdabı bu ya. Bir boşluk. Ve gittikçe de yaşanan sosyopolitik olaylar, sosyoekonomik olaylar, sosyopsikolojik olaylar bunu daha da tetikliyor. Onun için değerli kardeşlerim, bir daha Rabbimize teşekkür edelim. Hamd edelim. Hiç şüphe yok. Tabii. Ha. Yani sorun şu, bakın yine bu derslerde konuştuk. Hatta belki 2 hafta kadar önce konuşmuş olmalıydık. Hikaye şurada başlıyor. Biz burada sahip miyiz, emanetçi mi? Hatırladık mı? Bütün mesele bu. Kafirlik sahiplilik duygusuyla başlıyor. Ve sonra sahip olmadığını görüyor. Fakat
sahibi kimdir bunu bilmiyor. Sahipliliğe sorunuyor. Şimdi inancımızda şu bakın. Bir insanın intihar etmesi bir bağımsız, müstakil bir cana kıyması anlamına gelir. Tabii katil. Cana kıymak. Ötekisi diyor ki benim değil mi diyor. Benim değil mi bu? Vücut benim, beden benim değil mi? Abi değil işte. Senin değil bu. Ha, o zaman orada da şöyle bir şey var. Bu da doğrudur. Nerede gidiyor akıl? Nihai noktada kendi canına tam kıyma aşamasında evet tespitler bize bilimsel tespitler gösteriyor ki o anda akıl yok. Hemen arkasından teolojik olarak şu soru sorulur. Akıl yoksa sorumluluk yok. Bu doğrudur. O zaman ona biz şöyle deriz. Ne yaptın aklını? Senin bu dünyada aklını kaybetmeni anlamlı ve gerekli kılacak, meşru kılacak ne gibi bir mesele vardı altından çıkamadığın? Aynı şey yine temelinde o sahiplilik ya da emanetçilik algısı ve vurgusu var. Toparlayayım derse girmek bağlamında teşekkür edelim. Rabbimize teşekkür edelim. Hamd edelim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Bizi buna hidayet eden Allah'a hamd olsun. O bizi hidayet etmeseydi biz bu hidayeti bulamazdık. Bunu öğretiyor Rabbimiz. Teşekkür edelim. Ve bu teşekkür derin bir sevgi, derin bir muhabbeti ki burada işte vellezine 60. ayette vellezine yu'tune ma atev, evet kendilerine verilen şeyi yani infak ediyorlar tamam. Fakat ve kulubum vecile, kalpleri kıpır kıpır. Bakın kıpır kıpır. Büyük bir heyecan. Kıpır kıpır. Niye? Ennehum ila rabbihim raciun. Rablerine dönecek. Bu ifadeyi bakın. Ahiret kaygısı ve Kur'an-ı Kerim'in ahiretle ilgili ilk vurgusu, ilk vurgu Alak suresinde ve şöyledir. Aynı benzer ifade. İnne ila rabbike ruc'a. İnne ila rabbike er-ruc'a. Geri dönüş. Ricaat var ya. Ricaat geri dönüş. Mürteci de buradan geliyor. Geri dönüş sadece ve yalnız senin Rabbinedir. İnne ila rabbike vurgulu bir ifade. Senin Rabbine. O senin Rabbin. Kim o? Hemen burada ve şimdi olan. Bakın. Hemen burada ve şimdi olan. Benim Rabbim o. Hazreti Ömer radıyallahu anh zaman zaman öfkelenince ya da böyle bir sendeleme söz konusu olduğu zaman birden toparlıyormuş. Radıytu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin nebiyyen ve rasule. Rab olarak Allah'tan razı oldum. Nebi olarak Muhammed aleyhisselam'dan, din olarak da İslam'dan vallahi razıyım. Tamam. Toparlıyor. Bir toparlanma. Ve kulubuhum vecile. Bakın burada kıpır kıpır. Kıpır kıpır ya da başka bir şey demek. Kıpır kıpır. Sanki korkularından demin Cüneyt'in söylediği gibi biraz mecbur kaldıklarından veriyorlar ama elleri titriyor. İşte zaten tam da o kelime böyle bir şeyi devre dışı bırakmak için kullanılıyor. Çünkü geçen hafta konuştuk bunlar hatırlarsanız. Yani vermek bir minnet altına almak değil. Vermek,
ötekisini köleleştirmek değil, vermek, satın almak hiç değil. Vermek kendisiyle alakalı, vermenin ahlakını görüyoruz biz burada. Ahlakını verirken kıpır kıpır yüreği böyle. Niye? Çünkü Rabbi ile buluşacak. Ona ulaşacak. Onunla buluşacak. Ona gidecek. O diyor ki mesela, daha doğrusu elçisi, ittakunnar velev bişikki temra, yarım hurma tanesiyle de olsa kendinizi ateşten koruyun. Peki Rabbimiz de şöyle diyor: len tenalul bir hatta tunfiku mimma tuhibbun ve ma tunfiku min şeyin fe innallaha bihi alim. En çok sevdiğiniz şeylerden, en fazla sevdiğiniz şeylerden vermedikçe adam olamazsınız. Len tenalul bir, iyiliğe, cennete nail olamazsınız. Ve ma tunfikû min şey, siz de neyi infak ederseniz fe innallâhe bihi alim, hiç kuşkunuz olmasın. Allah onu çok iyi biliyor. Biliyor ne demek? Bulacaksınız karşınızı. Vermenin ahlakı, bakın bu bir süreç. Biraz önce söylemeye çalıştığım, bugün hamyobazlığımız, kabalığımız, softalığımız, verirken gösterdiğimiz ahlaksızlığımız, bunlara yönelik vurgulardır bunlar. Şimdi bazıları sadaka kültürü diyor. Bir açıdan doğru. Bir açıdan baktığımız zaman doğru. Niye? Verdiği 3-5 kuruşluk sadakayla ya teslim almak istiyor ya. Teslim almak istiyor. La tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Daha yukarısından, sakın verdiğiniz sadakaları minnet etmek, başa kalkmak yoluyla iptal etmeyin. Batale, batıl olmak. Şöyle bir şey, kelimenin kökünde. Efendim, habata, batale benzer bir şekilde. Deve çok iyi şeyler yiyor, iyi işler yapıyor. Bir tutam farkında olmadan zehirli bir şey yiyor, patlıyor. Görüntü gayet güzel, verme bağlamında. Veriyor. Ama içerisinde taşıdığı o kirlilik var ya, zehir, onu patlayıp götürüyor. O bakımdan bu ayet-i kerime bir ahlakı bize öğretiyor. Vermenin ahlakını. Ulaike yusari'une fil hayrat ve hum leha sabikun. Evet, onlar hayırlı olan şeylerde yarışanlardır. Ve hum leha sabikun. Kesinlikle bunlar en öne geçeceklerdir. Bunu iki şekilde, bir ahiret bağlamında, bir de dünyada mücadele açısından düşündüğümüz zaman bunlar galip geleceklerdir. Bu şekilde yapan, hayırda yarışanlar, bu tür müminler, ve hum leha sabikun, maksatlarına ulaşacaklardır. Şunu da okuduk: ve la nükellifu nefsen illa vüs'aha. Biz şunu da unutmayın, bunları söylerken hiçbir insana gücünün üstünde bir şey teklifte bulunmuş değiliz, yüklemiş değiliz. Sınır belli. Ve ledeyna kitabun yantiku bil hakkı ve hum la yuzlamun. Bunun altını çizmek lazım. Bir kitap var. Hakikati söyleyen ve şöyle ya da böyle her ne ise onu yapanların zulme maruz kalmadıkları bir kitap var. Tabi bu ifadede ilk akla gelen bellidir. Nedir o, hangi kitap? İki tane kitap var aslında. Evet, birisi bize iletilen, gönderilen. İkincisi de bizim tarafımızdan iletilen, gönderilen. Birisi Rabbimiz tarafından bize gönderildi. Diğerini de bizim yazdırıp gönderdiğimiz.
bir kitap okunmak için, anlamak ve mutabakat sağlanmak için, öteki kitap savunmak içindir. Gönderdiğimiz kitap, savunacağımız kitaptır. Mesele bu iki kitabın mutabakatıdır. Onun için bu ayette, evet, evvel emirde savunulacak olan kitap söz konusu edilmiş olarak gözükmekle birlikte, bunu elimizdeki kitap olarak tefsir eden Maturidi gibi alimlerimiz de var. O da şu demek: bu kitaba, bu kitaba göre hesaba çekileceksiniz. Ve hakikat buna göre ortaya çıkacaktır. Ne artı ne eksi. Vehümlâ yüzdülemûn. Ne artı ne eksi. Bu ne dediyse o. Hatta bazı hadis rivayetlerinde Kur'an'ın şahitlik yapacağı vurgusu hakimdir. Bu tabi anlaşılması bağlamında. Ama şunu biliyoruz. Mesela Peygamberimizin ahiretteki bir şahitliğini biliyoruz. Bu ne anlama geliyor şahitliği? Şuna buna değil ya, hakikate tanıklık yapmak, model olmak anlamında. Fekeyfe izâ cikna min külli ümmetin bir şehit. İsra suresinde, Nisa suresinde Abdullah İbni Mesud'a diyor ki, İbni Mesud çok güzel sesi var, biraz Kur'an oku da diyor, tilavet et dinleyelim. O da diyor ki, ey Allah'ın izniyle ya, sana gelmiş olan bir kitabı ben sana nasıl okuyayım? Ben diyor, başkalarından dinlemeyi severim ve hoşlanırım. İbni Mesud okuyor ve Nisa suresi, hemen bakarsan numarasını. Fekeyfe izâ ci'nâ min kül ümmetin bi şehid ve ci'nâ bike alâ hâ ulâ-i şehîdâ. Nasıl olacak diyor. O gün her bir ümmetin bir tanığı, seni de tüm ümmetler, milletler üzerine şahit, tanık olarak gönderdiğimiz gün. 41 hocam. 41. Nisa 41. 4. sure. Nasıl olacak? Peygamberimiz hüngür hüngür ağlıyor. Ve bu ayeti tekrarlattırıyor. Ne demek bu şahitlik? Olay şu: peygamber yeryüzünde, son peygamber Muhammed Aleyhisselam, mutlak hakikatin dili, kalbi, vicdanı olmuştur. Modeli olmuştur. İnsanlık bağlamında insan olma, insanlaşma bağlamında ulaşılabilecek zirve noktayı oluşturur. Ve bu anlamda hakikatin bir bakıma temsili noktasında model ve örnektir. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu: kafama göre bir İslam olmaz. Keyfime göre bir İslam olmaz. Benim anladığıma göre bir İslam olmaz. Benim rahatıma göre bir Müslümanlık olmaz. Benim kişisel ve özel şartlarıma göre bir Müslümanlık olmaz. Ben böyle anlıyorum canım. Bir zamanlar daha çok kullanılıyor, şimdi tüketilmiyor fazla. Kalbim de çok temiz falan. Böyle olmaz. Elbette herkesin gücü oranındadır. Bunda şüphe yok. Geçti zaten, bunu söyledi. Ama gücümüzün farkında mıyız? Gücümüzü ortaya çıkarma noktasında vüsatımızı, bir çabamız oldu mu? Rabbimiz şunu diyecektir: model bu, örnek. Miyar var ya. Miyar bu. Şehit, bakın şahit. Miyar bu. Peygamber. Görüyor musunuz? O yaptı. O yaptı bakın. Hani yapılamaz diyordunuz. Yaptı işte.
hem de o günün Mekke'sinde yaptı, Medine'sinde yaptı. İbrahim Nemrut'un karşısında, Musa Firavun'un karşısında gerçekleştirdi bunu. Yaptılar, gördünüz mü? Demek ki oluyormuş. Ha o arada niye insan cinsinden bir peygamber geldi bize, melek gelmedi diyenlere? Ne yapacaktınız melek geldiğinde? Denecek şey şuydu ya, melek bu zaten ya. Nasıl yapacaktık? Mazeret bulacaklardı kendilerine. Sizin cinsinizden, sizden birisi geldi ve bunu gerçekleştirdi. Muhammed Aleyhisselam'ın insanlık adına hayat içerisinde gerçekleştirdiği halde ya bu olmaz ya, bu hayali bir şey, kurgusal diyebileceğiniz bir şey biliyor musunuz? Yeri geldiği için genç arkadaşlarımıza önereyim. Değerli dostum ve arkadaşım Profesör Celalettin Vatandaş, iki cilt halinde Hazreti Peygamber'in hayatı ve daveti, Mekke ve Medeni, ya Mekke ve Medine dönemi diye ve bu çalışma önemli oranda, kendisi zaten bir sosyologtur, bir miktarda katkım olmuştur çalışmanın yapıldığı dönemde. Hakikaten genç arkadaşlarımız bunu bence iyi bir şekilde, Pınar Yayınları'ndan çıkmıştı, okumalarını öneriyorum. Arı Duru hayatın içerisinde hayatta yaşayan bir peygamber olarak, hatta böyle genç arkadaşlarımız dersler bile yapılabilir bölüm halinde, bir araya gelip okumalar yapılabilir, pekala müzakereler yapılabilir, doğrudan Kur'an-ı Kerim baz alınarak, merkeze alınarak bir süreç halinde Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı gayet anlaşılır. Benim konuşmalarım gibi değildir o. Çok sadedir. Güzel bir kalemi de vardır. Tavsiye ederim. Hararetle ve özellikle genç arkadaşlarımıza altını çizerek tavsiye etmek istiyorum. Okuyalım. Göreceksiniz ki son derece sade, gerçekçi, böyle hepimize hayata dokunan, tasannu, yapmacıklıktan çok uzak, efendim, ayakları üzerinde yürüyen, içimizde dolaşan bir peygamber. Evet. Gittim. Ya onun için tavsiye ediyorum. Böyle çok fazla yapmam ama bilhassa onu bak, bu da güzel bir şey. Yani sağa sola giderken çikolata yerine yapmakta fayda var. Şimdi herkesin birinci kitabı var mı? Efendim? Herkesin birinci kitabı var mı? Ben dedik ya, burada iki tane kitabı var. Evet. Birisi bize gelen. Birisi de bizim gönderdiğimiz. Evet. Herkesin, dünyadaki herkesin birinci kitabı var mı? İlk gelen mi? Vardır. Herkesin bir insan olarak birinci kitabı vardır. Kim diyor bunu? Bunu Rakıb el-İsfahani diyor, büyük alim. Bir, her insan için iki peygamber vardır. Biri zahir, biri batın. Peygamber Muhammed Aleyhisselam zahirdeki elçidir. Aklı selim batın içerideki elçidir. Peygamber dışarıdaki aklımız, aklı selimimiz içimizdeki peygamberimizdir. En temelde bu. Ama nihayetinde sözlü kitap bağlamında baktığımızda arayanlar buluyor. Bu akşam burada ne işiniz vardı sizin? Aradık. Aradığınız için buradasınız. Ya da Kızılderili. Şimdi bakın, Kızılderili ne yapacak dediğimizde aynı şekilde tek bir şu kitabın, sözlü olan bu kitabın tekvini ayetler dediğimizde
ayetlerle bir mutabakatı var. Şunu söyleyebilirim bu bağlamda. Daha önce söyledim, hatta yazdım, biraz da başımı iş aldım ama bu kitap bize insanlığın hiçbir şekilde duymadığı yeni şeyler söylemez. Tamam. Sadece unuttuğu, sadece göz ardı ettiği, sadece menfaatlerine kurban ettiği ve yok ettiği, ötelediği sözü söyledi. Bunu söyledi. Arkadaşlar, ahiret inancı için elbette bu kitap çok aydınlatıcıdır. Ama ahiret inancı için tabiata derinden bakmanız yeterlidir. Tabiata, tabiata. Kızılderili'nin tabiatı yok mu? Tamam, alalım onları. Hiç sorun yok. Ve ledeyna kitabun yantiku bil hak ve hum la yuzlemun. Bu anlamda bu iki kitap, yani hem yazdırdığımız ve savunmamız gereken kitap olarak da, ama aynı zamanda elimizdeki kitap olarak da bu anlaşılmıştır, makuldür. Buraya kadar konuşmuştuk. Ders bitti, bir bölümü hemen hemen. Bel kulubuhum fi gamretin min hâzâ. Ne var ki o daha önce kendilerinden bahsedilen Ebu Cehil, Ebu Leheb, Velid ibn-i Mughire, bilumum, peygamber ve hakikate karşı mücadele verenlerin kalpleri min hâzâ, bu büyük gerçeğe karşı oyun, oyuncak, gaflet ve tam bir körlük içerisindedirler. Min hâzâ. Evet, gamra. Bir körlük. Bir taşkınlık aynı zamanda. Bakın, kalp. Kalpleri bu büyük hakikat karşısında tam bir körlük. Görmüyormuş, duymuyormuş gibi. Şimdi bana söyleyin. O bahsettikleriniz ya da başkaları. En yakınlarını kendi elleriyle hiç hesap etmedikleri bir zaman diliminde götürüp ister toprağa, ister betona, hangisini kullanıyorlarsa, teslim etmenin insana, insanoğluna, Ademoğluna hiçbir mesajı yok mudur? Hiçbir mesajı yok mu bunun ya? Kalp, kalpler, oyun, eğlence. Mevlüt abi beni bir yere götürmüştü bir tarihlerde. Türkiye'nin önemli birisini bir şeyine, taziye hatırladı. Gecenin bir saatiydi. Siyah kara kara gözlükler vardı, öyle değil miydi? Ve taziyeye gittik güya. Yakınların ölmüş. Birbirlerine bakmıyorlardı. Böyle uzaktan duyduğum tek kelime vardı o akşam. Şekerim, ne kadar da şıksınız. Vallahi tek kelime buydu. Birbirlerine bunu söylüyor. Şekerim çok şık, siz de çok şıksınız diyor. Hepsi bu kadar ve daha söz yok. Taziye evindeler. Taziye evindeler, evet. Bu kadar basit. Şimdi evet, yani sağ olsun böyle bazıları götürür zaman zaman. Hepsi bu. Ve Türkiye'nin en popüler işte, yani mali olarak bir ailesi ve birbirlerine böyleydiler. Burada kardeş, hidayet. Şimdi hatırlayın şu cümleyi. Kur'an-ı Kerim neydi? Kafasında soruları, hayata ilişkin sorunları olanlar için verilmiş ilahi bir cevaptır. Hareket buradan başlıyor. Hiçbirimizin
kafasına gelip de bu Kur'an sopa gibi vurmadı ya. Derdimiz ne bizim? Derdimiz ne? Çilemiz ne ya? Akşamın bu saatinde, haftanın böyle bir ortasında. Derdimiz ne? Varoluşsal bir bilinç ve bir varlık sancısı bunun adı. İşte bu insani bir şeydir ve her yerde vardır. Ve lehum amalun min duni zalik hum leha amilun. Ve lehum, daha onlar için daha neler var neler. Ben bir tanesini söyledim. Bu hakikat karşısındaki tutumlarına dair. Daha neler var? Bir ayette okuyalım. Yapalım. Hatta izâ ahazna mutrafihim bil azab izâ hum yece'erûn la tece'erûl yevm innekum minnâ la tunsarûn derken bir şekilde bu azap, ister ki burada hemen ilk etapta ahiretteki azap akla geliyor ama bunu bu dünya ölçeğinde, bugün de arkadaşlarla tartışmıştık hatırlarlar, bu dünya ölçeğinde can sıkan bir şey, canını acıtan, insaniyet canını acıtan, bir bakıma canını acıtmak şu, dik olan kafayı yere düşürüyor. Böyle bir olay ki dimdik burnundan kıl aldırmıyor, o kafayı yere düşüren, baktıran bir olay, bir azap, bir sıkıntı tattığı zaman, tattırdığımızda mutrafihim, özellikle tabi vurgu onlara, o şımarıklar var ya, o paralarıyla, büyük imkanlarıyla şımarmış olan mutraf onun adı, onlara izahum yec'erun, bu kelimenin tam anlamını söyleyeyim de, yec'erun ne diyor orada? olmuyor. Affedersiniz, öküzün böğürmesi demektir. Kelime bu. Ya, tamam. Kelimenin sözlükteki tam karşılığı bu ya. Öküzün böğürmesi. Bu çok, çok tabii yumuşatılmış, kibarlaştırılmış bir şey ya. Böğür böğür böğürüyorlar. Nasırına başılmış gibi. Ama kelimenin tam karşılığı bu. Nereden çıktı bu ya? Nereden geldi bu ya? Hani derler, bula bula bizi mi buldu ya falan. Bu tabi dünya ölçeğinde, hele bir de orada. Öküz böğürmesi gibi ya. Bunu şeylerde zaman zaman kurban şeylerinde, pazarlarında görürsünüz. Aynen öyle bir şey. La tecerul yevm. Bugün böyle böğür böğür böğürmenize gerek yok. Böğürmeyin. İnnekum minna la tunsarun. Bizden size yardım yok. Geçti kardeşim. Bugün söz değiştirilmez. Size bugün bir yardımcı, o düşünüyordunuz yani. Bu zımnen de bir cevap onlara. Hani yardım kuruluşları falan orada. Öyle. Kurtarıcılar. Bugün böyle bir şey yok. Kafa yerleştikten sonra iman olmaz yani. İman olmuyor. Yani o olaylar, yani yaşanan bir olay. Bunu dediğim gibi iki şekilde de anlamak mümkün. Hem dünya ölçeğinde, başlıyor. Evet, biraz şey olduğu zaman birden böyle, nereden bizi mi buldu, nereden buldu falan kafa tutuyor ama nereye diyor bu sözü? Boşluğa diyor. Boşluk. Enteresan bir şey değil mi? Kozmos diyor işte buna. Kozmik güçler falan, kozmosun şeyine, kahrına kurban gidiyoruz diyor. Hiç olmasa dese ki Allah. Allah, ey Allah. Huda, oh my God, Tanrım, Huda, ne diyorsun, hangi dilde, Allah'ım, bir bağırsın bakalım ona, ya beni nereden buldun, bir cevap gelir ona bir cevap gelir,
Bir şey olur orada. Bir iletişim olur. Ama boşluğa bağırıyor. Boşluk. Ahiret bağlamında olunca zaten gayet tabii şey yerindedir. Karşılığı bellidir. Peki. İkinci bölümde duruşalım. Vesselam. Evet. Oradan bağırmayın. He? Hikayeyi anlatacak. Oradan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Siz yine çaylarınızı içmeye devam edebilirsiniz. Evet. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. Evet hocam buyurun. Devam ediyoruz. قَدْ كَانَتْ آيَاتِ تُتْلَ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ. Bugün bizden yana bir yardım görmeyeceksin. Böyle bağırıp çağırmana, yalvarıp yakarmana, böğürmene gerek yok. Neden? Çünkü قَدْ كَانَتْ آيَاتِ تُتْلَ عَلَيْكُمْ Ayetlerim size okunuyordu. فَكُنْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ Fakat siz ökçenizin üzerine, bu bir deyimdir, gerisin geri kulak asmadan çekip gidiyordunuz. Burada bir şey var. Bakın. Ankebut suresinde ısrarlı bir şekilde mucize isteyenler var. Mucize, 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 mucize peygambere. Yani mucize derken malum harikul ade anlamında bir şey. Evet, olduğu gibi tekrar tekrar. Şunu söylüyor Rabbimiz. Evelem yekfihim enna enzelne aleykel kitab yutle aleyhim. Kendilerine okunan bu kitap onlara kafi gelmedi mi? Burada çağrışımı bağlamında bakın, çağrışım. Kur'an-ı Kerim'in böyle bir dili vardır. Şöyle diyorum bazen, bir taşla bir kuş düşürmüyor. Katliam yapıyor demişti. Kuş katliamı yapıyor. Zihniyet oluşturmak bakımından. Mesela kitap dediğimiz zaman akla ne gelir? Kur'an gelir. Bunda hiç şüphe yok. Bu tartışmasız bir şey. Ama kitap Kur'an'dan ibaret midir bu anlamda? Hatırlayalım ki Allah yarattığı her bir şeye ayet diyor. Her bir nesneye ayet diyor. Ve bu anlamda bütün bu ayetlerin cem olduğu, toplandığı bu kainat bir kitaptır. Hafta sonu burada olsaydım Mehmet'e karşı çıkardım. Başlığına karşı çıkardım. Vahiden hayata, değil mi? Ben öyle düşünmüyorum. Hatta lisansüstü öğrencilerim ilk başlayınca ilk ders olarak böyle bir ders veriyorum. Kur'an'dan mı hayatı, hayattan mı Kur'an okumalıyız? Hazırlan, ilk dersi sen alacaksın. Hayat bir gerçekliktir. Gerçeklik, vakıa, ayet ve hepimizin boynunu eğdiren ayettir. Buradaki ayetleri, yani sözlü olan ayetleri var ekranlarda. Böyle bir şey, bir adam var, nedir böyle, beyaz sakallı birisi var, Amerika'da Amerika'da bulunuyor. Aman Allah'ım ya Rabbim. Aman Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bu nasıl bir şeydir Allah'ım ya. Aklıma mukayyet ol, kurban olduğum ya. Evet ya, o nasıl bir şey. Bir başka bir başka aynı şekilde bayan var. Mevlana üzerine falan filan yapıyor. Aman Allah'ım ya. Oh. Cemal Nusar mı? Aa, bakın gördünüz mü neye döndü ayetler ya. Ayetlere bakın nasıl takla attı. Ama tabiat aynı tabiat. Tamam. Aynı tabiat. Ayet, tekvini ayetler. Bu Kur'an'ın, bu kitabın anlattığı şirkin sahte ve sanal olduğunun
en yalın delili, açık delili tabiattır. Kevni ayetler. Amerikalının da, Rusya'nın da, Rus olanın da, İngiliz'in de üzerinde gölgelenen ve gölgelendirdiği semadır, aydır, güneştir, yeryüzüdür, açık. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası buna mı geçiyor? Tabii. Bütün açık açık bakın. Var mı ya bunun itiraz edecek bir şey var mı? Onun için kitap kelimesi dediğimizde, ayetlerimiz okunuyor dediğinde, yağmur yağdığında bunu diyebilirsiniz mesela. Yukarıdan şakır şakır yağmur yağıyor. Ah! Peygamberimiz Aleyhisselam öyle okuyor malum. Ne yapıyordu? Ellerini şey yapıyor böyle. Ya diyor ki bunların diyor Rabbimizle Allah'la sözleşmeleri taze diyor ya. Yeni diyor ya. Çocuk doğduğu zaman alın, aha yeni vahiy diye sevin. Yeni nazil olmuş vahiy. Teri taze bir vahiy. Ayet işte. Ayetler böyle. Her bir durum. Sabahleyin kalkıyor Peygamber Aleyhisselam. Uyanıyor. Evet. Yeni bir vahiy ile karşılaşıyor. Diyor ki Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Öldükten sonra yeniden bizi dirilten ve nihayetinde huzurunda toplanacağımız olan Allah'a hamdolsun. Uyandı ya. Yarı ölüm. Uyandı ya. Aha bir vahiy. Kaşığı ağzınıza götürdüğünüzde o kaşığın içerisindeki şeyi dil hissedip tattığı anda Allah konuşuyor. Yutmaya çaba sarf ettiğimizde yuttuğumuz yerde konuşuyor. Ve yenilen gıdaların kendilerine ait yerlerde sindirimleri ve yerleşimi, her bir yerleşimde konuşuyor Allah. Ayetler böyle. An be an, mütekellim-i ezeli deriz biz ona. An be an konuşuyor. Fakat farkında olanlara Müslüman diyoruz biz. Bunun farkında olanlara. Bunu hissedenlere Müslüman diyoruz. Müslüman böyle bir şey. Yoksa uçan kaçan adam değil ki. Zaten o adam değil. Uçmuyor, kaçmıyor ama kurgusal olarak uçup kaçıyor. Kafayı yemiş bir tip. O adam değil ya. Farkında olan, farkındalık, Furkan diyor. Furkan değil. Farkında olana Müslüman diyoruz biz. Çağrışım. Ve izâ tütle aleyhim tekat kânet âyâti tütle aleyküm feküntüm hâlâ âkâbüküm tankısın. Gerisin geri. Ökçeniz üzerine. Bir güzel bir dil vardı Türkçe'de de, bu neydi? Topuklama. Evet. Topuklama kaçmak için genelde. Uhud Savaşı'nda da var. Türkçe bir deyim var ama onu hatırlamaya çalıştım. Güzel bir deyim vardır. Böyle topukladığı gibi, yani arkasına bakmadan topukladı gitti. Yani böyle bir şey. Müstekbiri nebi. Evet. Şimdi burada bu bihi zamirinin güzel bir şeyi var. Ayetin devamında samiren tehcurun da anlaşılıyor. O şey sebebiyle büyüklenerek, o şey sebebi, o şey ne? Samiran tehcerun, gece ay ışığı altında demleniyor, keyifleniyordunuz da ve orada gizli gizli fısıldaşmalar, hesaplar yapıyordunuz ya, hani o durumunuzla. Bu şöyleymiş, bu Mekke müşriklerine ait bir durum tasviri. Kabe diyorlar ya. Burası önemli yalnız. Bunu bugün daha iyi anlamamız gerekiyor. Kabe. Kabe bizim. İbrahim, o da bizim. Burada da İbrahim'den bahsedilmiyor mu? Tabii. Kur'an'da da İbrahim, o zaten bizim o. Kabe.
O da bizim. Ha, şimdi sana bir cevap da vermiş olayım. Algı itibariyle. Baksana Ebrehe onu yıkmak için geldi. Bak Allah nasıl korudu? Kabe'mizi korudu bizim. Kabe'nin korunması bizim korunmuşluğumuz anlamına geliyor. Dolayısıyla bizim seçilmişliğimiz, saygınlığımız. Allah'ın kendi tarafından buna dair bir şey yani. Şimdi enteresan bir durum bu. Tabii milliyetçi bir tarafı var. Kurtulmuşluk fikri. Fakat bu kurtulmuşluk kendi yapıp ettiklerinden dolayı değil. Ya muhafazakarlıklarından dolayı. Çok garip bir kelime oldu. Bilerek kullandım. Muhafaza. Neyi muhafaza? Şirk düzeni. Şirk düzeni tabiatıyla. Kabe. Babalarından dediğinden gördük. Gelen. Kendi birebir eylemleri, inançları yapıp etmeleri bireysel anlamda bunlar üzerinden bir konuşma yok. Ya aidiyetler üzerinden bir kurtulmuşluk düşüncesiyle ve kibire bürünmüş olmak. Aidiyetler. Onun için önemli bu, bugün içinde. Aidiyetler. Nereye aidiyet? Ben daha üstten şey yapayım. Biz Müslümanız. Kafadan kurtulduk. Mesela bu bir aidiyet. Şimdi bu Müslüman olmak gerçekten kurtulmak anlamına geliyor. Fakat İslam'a kendisini Müslümanlara nispet etmek kurtulmak anlamına gelmiyor. Ben Müslümanlara nispet ediyorum. Türkiye'de doğduk. Biraz da sizin için de cevap olsun. Türkiye'de doğduk. İşte anamız babamız da Müslümandı zaten. Aha nüfus cüzdanımızda da öyle yazıyor. İtirazlar var ama olsun, henüz daha devam ediyor. Efendim, dolayısıyla adıma, benim adım pek çok hoş değil. Gerçi Yahya'nın karşılığıymış Yaşar. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, isimler de böyle. Vallahi kurtulduk. Aynı zihniyet bu. Bir zihin meselesi. Yukarıdan aşağı gel. Meselemiz daha şeyde iki büyük şey açısından. Sünniyiz biz. Hem de ehli sünnet. Ehli sünnet. Tamam, kafadan kurtulduk. Şia'nın canı cehenneme. Durmuyor ki orada. Bak yavaş yavaş aşağı doğru geliyor. Daha sonra da, ya biz Hanefi mezhebindeniz. Şafii olan kardeşlerimiz var mı? Darılmasınlar. Biz Hanefi mezhebindeyiz. Ebu Hanife Rize'ye üniversiteye ilk başladığım yıl kayıt falan oldu. Trabzon'da o zaman üniversitemiz. Orada otogarda cuma günü bir cuma namazına girdim. Henüz daha kayıt işte müracaatımı falan yaptım. Tam böyle bozulmamış Karadeniz şivesiyle kürsüde hocamız anlatıyor bak. Dört tane hak mezhep vardır diyor. Hanefilik, Şafilik, Hanbelilik, Malikilik. Bunları tekrarlıyor. Şöyle yaptım. Dört hak mezhep vardır ama Hanefilik hak mezheptir uşaklara. Hanefilik hak mezheptir uşaklara. Yani bunu bir genel olarak şey olarak, politik bir cümle olarak kullanmış olayım. Yani öyledir ama Hanefilik hak mezheptir ha. Kimse de. Şimdi ya bu Şafii diyor. Olsun o da hanım kadın diyor ki o da insan diyor ya. O da insan. Bu Şafii mezhebine olsun diyor. O da insan. Kesmiyor. Şafiilik de kesmiyor. Daha aşağı diyor. Nakşibendi. Çok genel. Nakşibendi de kesmiyor. Daha bir tane Nakşibendi yok ki kardeşim. Ondan sonra doğrudan ismi hasıyla ben falan efendi, falan efendi, oraya aitim kurban. Biz oraya. Bir yere bağlılığınız var mı? Bir arkadaşımız vardı, müzik bir arkadaşımız var dedi, var var. Nereye? Haydarpaşa'ya dedi. Şimdi bu böyle bekliyor. Haydarpaşa'da kim var dedi.
müthiş dedi ya. Haydarpaşa'ya bağlıyız biz de. Haydarpaşa aşağı, Haydarpaşa yukarı. Şimdi o da meraktan çat diyor. Dedik ya oranın halatları çok daha güçlü dedi. Daha çok güçlü halatları olduğu için. Biz dedi Haydarpaşa'ya bağlıyız kardeşim dedi ya. Bakın aidiyetlerle kurtuluş fikri. Bunun adını böyle koyalım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Müstekbirine bi Kabe'nin kendilerine ait olduğunu, burada olsaydı bakın ne yapardık biz. Şunu hatırlayalım. Kabe değil de Ebrehe Kabe'ye götürmek istedi. Ravza'yı bol miktarda değişik dönemlerde değişik yerlere taşıdık. Hayır. Yeşil Kubbe vurgusuyla. Geçen akşam diğer bir tartışmada Yavuz'un fethinden sonra Kabe'yi Konya'ya taşımak gibi böyle bir tartışma da olmuş. Tamam. Orada kalsın. Kabe değilse bile bakın Ravza'yı Yeşil Kubbeler Orta Asya, evet. Konya sayabilirsiniz. Niye? Olmadı. Eyüp Sultan yaptık canım. Olabilir. Hem de keşf yoluyla. Rüyada gördük. Eyüp Sultan buradaymış. Orayı oluşturduk. Ve mesela koca koca adamların şu cümleleri ne kadar can sıkıcı bir şey ya. Huzurunda bulundu, huzuru maneviyesinde bulunduğumuz Eba Eyyubel Ensari ya da Fatih falan. Huzuru maneviyesinde. Bunlar çok sıkıntılı cümleler ya. Fatih orada olabilir. Sorun yok. Eyüp Sultan da orada olabilir. Bunda da bir problem yok. Düşündüğünüz her biri bulundukları yerlerde olabilirler. Ama Kabe Mekke'deydi. Ravza peygamber Medine'deydi. Ebu Cehil cehenneme gitmekten kurtulamadı. Kabe'nin dibinde. İlâ cehenneme zümera. Kabe sırtını dayamış olmak. Can hocam umru halde kurtar. Ayrı bir şey bakın. Aidiyetten söz ediyorum. Buradaki o temel vurgu bu. Şuraya ait olmak, buraya ait olmak, tevarüs yoluyla böyle bir kurtuluş yolu yok. Müstekbirine bihi samiran tehcurun. Evet, gece hem de böyle samir kelimesinde bu ay ışığı altında çöl orada yakamoz hali orada yakamoz şeyde olmuyor mu? Denizde oluyor. Çöl hadi biraz daha benzer oraya. Evet, orada bir takım desilse oyunlar ve o Kabe'ye aidiyet, Kabe'nin yanında olmanın getirdiği gururla söze kulak vermiyorlar. Söz, konuştuk daha önce, paradigma değişiminden bahsettim hatırlarsınız bir dersimizde. Söyleyen değil bu surede, söylenenin merkezi, söze kulak vermek. Bu zor iş. Bu doğrudan ne diyor bu ya? Bakarsana. Şey bozuldu. Zihnim bozuldu, toparlayalım. Oradan hocam bugün de şey var aslında. O tehlike. Tabii. Oradan da bugün mesaj var aslında. Zaten böyledir. Onun için altını çiziyorum. Bu aidiyetlerin kurtulmak için yeterli olmadığını. Ya et takva hahuna diyor peygamberimiz. Takva buradadır. Kalbine işaret ederek. Burada. İman, ahlak, erdem, niyet, kararlılık burada ve bir insanın kendi şahsi sorumluluğudur. Efelem yeddebberul kavl emcaehum malem ye'ti abaahumul evvelin. Onlar el kavl
bu sözü tedebbür etmiyor, düşünmüyorlar mı? Tedebbür şu demek, kelimenin şeyi, tam düşünmüyor diye tercüme ediyoruz da. Bir şey söylüyor Kur'an. Diyor ki bakın, şöyle şöyle yaparsanız şöyle olur. Burada davet ettiği şey şu. Bir izleyin bunu. Şöyle olur dediği halde tersine olan bir durum var mı? Tedebbür. Mesela bir şey diyelim, bir bildirim, bir haber. Efendim, o güne dair, hayata dair, insanlığa dair, ne bileyim, bir şey söylüyor. Bir bakın bakayım diyor ya. Şunu söyleyebilir. Benim sözümü hayatın yalın gerçekleriyle test edebilirsiniz. Bakın ki bir çelişki var mı? Bakın ki bir ters yüz oluş var mı? Hayatın yalın gerçeği. Bunu bir düşünsenize. Lil vakit dedi. Tabii o. Tedebbür, çünkü dübur bir şeyin sonu, akıbeti demektir. Sonunu, o haberin sonunu düşünün. Şimdi burada diyelim ki ben zaman zaman metnin içinde, zaman zaman duygularımız karışabilir, bir takım şeyler söylüyoruz. Benim söylediğim sözlerin din adına, iman adına geçerliliği, doğruluğu bir, insan fıtratıyla çelişmemesi, iki, toplumsal gerçeklerle, sünnetullah diyor, bunlarla çelişmemesi, üç, evrensel gerçekler olan, adetullah diye ifade edilen, bunlarla çelişmemesine bağlıdır. Bunlardan birisiyle çelişiyorsa hakikaten onu hemen reddedebilirsiniz, saçma diyebilirsiniz. Fakat şöyle bir şey oldu bize, garip bir hikaye. Din metafizik bir alana hasredildi. Metafizik alan tamamen batılı paradigmaların ürettiği bir şeydir. Ve fizik ötesi, yasa dışı alan demek bu aynı zamanda. Din yasa dışı bir alanın konusu haline geldi. Peki yasa dışı neresi? Yasa dışı denilen alan bizi ilgilendirmeyen, bizim ötemizde bir şey. Bizi aşan bir alan. Din buraya ait bir şey. Bu illet, bu bir illettir. Bu illet bizi de, Müslümanları da tarihin belirli bir zamandan bu tarafa ve bugün önemli oranda mağlul etti, hasta etti ve bizi etkiledi. Sonuç ne? Sonuç şu. Konuşuyor ekranda bir abimiz. Sakalı benim boyum kadar olan bir vatandaş. Konuşuyor böyle. Bakıyorsun ne konuşuyor? Din, imandan konuşuyor. Aklımı yanıma almazsan sorun yok. Yani çok keyif verici, çok eğlendirici bir şey. Ama aklım başımda, yanımda duruyor ve onunla birlikte dinliyorum. Nereden bahsediyor bu adam? Bu adam nereden bahsediyor ya? Ben buradayım ama bu nerede ve nereden bahsediyor? Tamamen o metafizik diye ifadelendirilen irrasyonel bir alan. İrrasyonel bir alan. Ayakları yere değmeyen, buraya uğramayan. Çünkü din ya bu. Kendisi bu din denilen şey buraya uğramıyor. Ötelerde bir şey. Arkasında da diyor ki valla bu böyle diyor. Yani ben söylemiyorum üstleri. Kitapta da böyle söylüyor diyor. Bir de böyle.
Bir de burada şöyle bir başka bir paradigma sıkıntı ortaya konuluyor. Aslında bu bir tam çelişki. Ya bu din akıl mantık işte değildir zaten. Yani bu bir kabul meselesi. Akıl mantık işte değildir. Dolayısıyla bunu böyle akılla makılla falan nereden haşa yani onu bırakın. Biz size öğretiriz işte tamamen nakil bağlamında ayakları yere değmeyen böyle bir dinin oluşturacağı şey şudur. Bir kere kafadan bir pazarı vardır bunun. Pazarın ötesinde de bol miktarda, bugün bir arkadaşımızın sunumunda da gördük, bol miktarda Allah, peygamber, din, iman, ama fiili durumda fiilen Allahsız bir hayat olur. Doğru mu? Fiilen Allahsız bir hayat olur. Kafirliğin adı da budur işte. Kefere örtmek çünkü. Yokmuş gibi davranmak. Allahsız bir hayat olur. Şimdi şu Müslümanların, şu muhafazakarların, bizim yani, bizim hikayemiz olarak oluşturduğumuz belirli bir zamandan bu tarafa, şu ülkenin haline bakın ya. Model olabilecek, ümit olabilecek, umut olabilecek. Allah'ını severseniz neyimiz kaldı ya? Yani tek suçlu şeytan mıdır? Tek suçlu ötelerde olan mıdır ya? Hep birlikte yapmadık mı biz bunu? Birileri o ötelerde olan, aynı şekilde hayali ve kurgusal bir din ürettiği zaman niye alkışlıyordunuz? Niye karşı çıkmadık buna? Çünkü herkesin işine geliyordu. Sonuç ne oldu? Sonuç, güven gitti, ümit gitti ve kan davası, kan davası oluşuyor önümüzdeki günlere. Bir nesli kaybettik, doğru? Bir nesli kaybettik. Şaşırıp duruyoruz. Nasıl oldu bu iş ya? Hepsi gözümüzün önünde oldu kesinlikle. Nasıl oldu ya? Ya bir takım batılı emperyalistlerin kurşunun nasıl olduk biz ya? Birbirimize sıkılan kurşun nasıl olduk? Tabii ütopik, hayali, kurgusal bir dünya, din oralara ait. Aklımız zaten yanımızda olmadı ve gitti. Var olan da gitti. Ondan sonra birileri aldı böyle lokum gibi elinin içerisine kıvırdı, kıvırdı ve kurşun olarak attı bize. Kurşunu yedik. Kabul edelim bunu. Şunu şu söyleyeyim. Yani bunlar tehlikeli sözler olduğunu farkındayım. Kazananı yok bu kavganın. Tamam. Hepimiz kaybediyoruz. Kaybedeceğiz tabii ya. Burada hiç kimseyi ayıklamak, ilk dersimizde konuştum ben. Beni de artık biliyorsunuz. Ama ben bunların ötesinde bakmaya çalışıyorum. Bir ümmet meselesi olarak bakmaya çalışıyorum. Daha evrensel, daha yukarıdan külli bir bakış açısıyla bakmaya çalışıyorum. Ve hakikatten yana bakmak istiyorum. Şunun bunun keyfi, şunun bunun kazancı ya da kaybetmesi üzerinden beni hiç ırgalamıyor. Hiçbir şekilde ırgalamıyor. Hakikat. Adaletten yana olmak, Allah'tan yana olmak demektir. Ya da Allah'tan yana olmak, adaletten ve hakikatten yana olmak demektir. Metafizik bir alan bakın. Böyle bir din. Ayakları yere değmeyen. Aha kitabımız, biraz önce konuştuğumuz birinci dönemde Muhammed Aleyhisselam peygamberimiz, uyduruk kaydırık olan değil. Aha bu kitapta hayat hikayesi. Hatırlar mısınız daha önceki derslerde kullandığım cümleyi, yeni olan arkadaşlar kullanıyor. Yanlış anlaşılmasın ama bu cümlede başıma iş açmıştı onun için. Ha, bu kitap Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselam'ın 610
ve 632 yılları arasında Allah'ın rehberliğinde yaşadığı bir hayatın Allah tarafından tahkiye edilmesidir. Tahkiye ne demek? Hikaye kelimesini kullanmıyorum. Yani aktarımı. Ama bir dille aktarımıdır. Kronolojik bir dil değil işte bu. Yaşanmışlık. Bir gerçeklik olarak. Bir daha söyleyeyim. Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselam. Yıl 610, yıl 632. Mekke'de başlayıp 13 yıl, 10 yıl Medine'de Allah'ın rehberliğinde yaşadığı bir hayat. İbadet çünkü budur. Allah'ın rehberliğinde yaşadığı bir hayatın Allah tarafından tahkiyesidir bu kitap. Başından sonuna hangi ayet okursanız, bak çıkamıyor zaten. Peygamberi orada. Orada bir mücadele içerisinde, bir kavganın içerisinde, hakikate yönelik bir dil olarak görürsünüz. Ve hepsi yeryüzündedir. Burada. Buradadır. Ne uçanı vardır, ne kaçanı vardır, ne uyuklayanı vardır, ne rüya göreni vardır. Mesela şöyle bir rüyayı ben bilmiyorum. Yani vallahi rüyada gördüm, sizin de dedeniz İbrahim vardı diye çok beğeniyorsunuz. İbrahim gördü ki sen doğru yoldasın, devam et falan. Bizi denetledi falan. Yok. Çok doğal. Bazı rüyalar vardır, arkadaşlarımız bilir. Kur'an-ı Kerim'deki rüya ifadeleri bilinen uykuda rüya görmek değil, bir vizyon ifadesidir. Vizyon, gelecek ifadesidir. Hani deriz ya, bir rüya görüyorum ben. Bir vizyon ifadesidir. Bir hayal, evet. Hayalden ötüm, bir rüya görüyorum diyor ya. Peygamber bu rüyayı Mekke'nin ilk zamanlarında gördü ve arkadaşlarına söyledi. San'a'dan Hadramaut'a kadar arkadaşlar dedi ya. Ufuk ufuk. Vizyon. San onun ötesinde öteki anlamdaki uydur kaydır şeyler yok. Onun için efelem yeddebberul kavl. Bir düşünün ya. Bu sözü. Ve test edin. Hayatla test edin. Açık çek veriyor Allah Teala. Açık çek, hatta Nisa suresinde bu açık çek başka bir ifadeyle nasıldı? Hafızam gitti ya. Aynı ifadeyle onlar bu ilahi kelam efele ayete debberunel Kur'an ve lev kâne min indi gayrillah levecedû fîhî ihtilâfen kesîre. Bu da enteresan. Onlar aynı ifade, Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar. Yani hayatta sağlamasını yapmıyorlar mı? Eğer bu Allah'tan değil de, mesela peygamberin kendisinden ya da cin, min, iddia ettikleri gibi şeylerden olmuş olsaydı, kesinlikle levecedû fîhî ihtilâfen kesîrâ, bol miktarda çelişki bulurlardı onun içerisinde. Açık çek veriyor. Buyurun. Buyurun diyor ya. Levecedu fihi ihtilafen kesir. Bir çelişki. 23 yıl boyunca içinde bir tane pardonu olmayan. Harika bir cümle oldu bu ya. Pardon olmayan, evet. Ya pardon, yanlış yaptık falan. Yok. Başında söylediğiyle sonunda, 23 yılın sonunda söylediği ve üstelik böyle oturarak masada bugün şöyle bir konuşma yapalım, ertesi günde şöyle bir konuşma yapalım da değil. Ya kavganın ortasında, hayatın ortasında, problemlerin ortasında, problemlerin ortasında bir hasebil vakaya, olayların seyrinde konuşuyor ve hiçbir tutarsızlık yok. Aynı şeyi vurguluyor. Şunu da söyleyeyim. Bu kitap öyle bir kitap ki ne peygamberin hatırına ne şunun bunun hatırına asla sözü kıvırmıyor. Hakim bir dil, hakim.
özür dileyen değil. Böyle ya gel 50-50 yapalım. Biraz sen biraz ver. Yani hoşgörü diyorlardı ona bir zamanlar malum. Ya birbirimizi hoş görerek idare edelim. Kesinlikle böyle bir dil yok. Okuyunca görürsünüz. Umurunda değil. Öyledir. Yani aynı şekilde peygamberi, bizzat bu kitabı getiren peygamberi azarlamıştır Allah. İtap ayetleri bağlamında. Azarlamıştır. Zaten demin okuduğunuz Nisa suresinde bile yani peygamberin sözü olsaydı işte itiraflar olur. Demek ki peygamber de itiraflar yapıyor veya yapabilir. Olabilir, mümkündür. Allah kelamı. Onun için biraz değerli kardeşlerim, arkadaşlarım, bu kitabımızla kucaklaşalım. Geç olmadan. Güç olsa da ki değil, biraz kucaklaşalım. Ve dahası şunu öneriyorum bakın. Bu bilgisayar dünyası, iletişim dünyasının getirdiği bir imkan olarak acayip bir piyasası da oluştu bu iş. Can sıkıcı bir piyasa. Kitap bir nesne haline getirildi. Bu sıkıntılı bir şeydir. Ayet pazarlama, ayet atma falan. Bu okuma doğru bir okuma değil. Parça parça. Ya şu, sorun benim sorunum. Yürek yangını. Tamamen insani, tamamen varoluşsal bir sorun. Buradayım, yaşıyorum ve gidiyorum. Buradaydılar, yaşadılar ve gittiler. Burada olacaklar, yaşayacaklar ve gidecekler. Burada şimdi olanlar daha önce neredeydi? Nereye geliyor? Nereye gidiyor? Bu kaygılar, bu sızılar niye? Aynı anda buluşuyor. Aynı anda ayrılıyoruz. Buluşurken bir tat, ayrılırken ayrı, acı bir tat dokunuyor bize. İnişler ve çıkışlar. İnsan bir damla kan ve binlerce kaygı. İnsan bu meçhul. Ve yol yürüyen merdiven olarak devam ediyor. Kim bilir? En kısa zamanda, en erken hangimiz ineceğiz? Belki bugün, belki yarın. Yani yol biz istemezsek de yürüyoruz. Yürüyen merdiven. Yürüyen merdiven bu. İster iste, ister isteme. Arıza yapmıyor bu merdiven. Yürüyor bu. Niye? Neden? Hele hele bugün gittikçe yalnızlaşan, yabancılaşan, parçalanan bir insanlık, tamamen bireyselleştirilen bir dünya ve tabii tüketilen bir dünya. Niye? Daha yığınlarca soru, insani şeyler. Böyleyseniz bu kitap tam size göre. Böyleyseniz. Değilse diyecek bir şeyim yok. Ya hocam ekranda da gördük böyle. Burada bir de hafız okusa biz de hatim yapmış olur muyuz? Bilmiyorum. Böyle biz okuyoruz ya, geçmiş babalarımıza, dedelerimize de bir sevap gider mi? Bilmiyorum arkadaşlarım. Buna cevabım yok benim. Bu kitap böyle bir şeye tekabül etmiyor çünkü. Bu arı duru hayatın içerisinde. Efelem yeddebbarul kavl emcaehum malem bu sözü tedebbür etmiyorlar mı? Emcaehum malem ye'ti abâhumul evvelin, yoksa daha önce babalarına gelmeyen, söylenmemiş bir söz mü bu? İlk defa böyle hani duydukları, ilk defa tanık oldukları bir şey mi? Öyle değil. Öyle değil.
Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u, ondan gelen mesajlar, bunlar bilinmeyen şeyler değil ve en önemlisi bu kitabın söyledikleri, biraz önce söyledim, ilk defa duyulan şeyler değil. Emlem ya'rifu rasulehum. Zikir, tabi. Zikir, müzekkir peygamber. Emlem ya'rifu rasulehum, fehum lehu mümkün. Yoksa, ha bu Resul, bu Muhammed Aleyhisselam, bunu, bu da önemli bir şey, tanımıyorlar mı? Fehum lehu munkirun, ona yönelik bir bilinmemezlik durumu mu var? Şu var. Önemli oranda Resul Aleyhisselam, bu özellikle ehli kitap bağlamında düşündüğümüzde, yani Yahudi ve Hristiyanlar kendi çocuklarını tanıdıkları gibi biliyorlar. En önemlisi şu, peygamberin kendilerinden ne istediğini, neye davet ettiğini çok net biliyorlar. Bakın, biraz önce deminden beri söylediğim ayakların yere basmasıyla alakalı mesela şunu diyorlar. Kebura alel müşrikine ma ted'uhum iley. Peygamberin davet ettiği, çağırdığı şey onların gözlerinde büyüdü. Nasıl oldu? Peygamber dedi ki, ya eyyühennas, kulu la ilahe illallah tuflihu. Ey insanlar, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah olmadığına yürekten inanın, kesinlikle felah bulacaksınız. Ne yani dediler? Ece'alel alihete ilahen vahide. Yani tüm ilahları, yani ne demek ilahları? Ya bizim hayatımızı kontrol altına alan, etkileyen, yönlendiren güçleri, amir durumları, bunların hepsini göz ardı edip bir tane ilaha mı bizi bağlamak istiyor bu ya? İn hâzâ le şeyin hocam. Bu çok şaşılacak bir şey. Dediler ki ve kâlu, bu da hepimizi ilgilendiriyor yine. İnne tebi'ul hudâ ma'ke. Vallahi seninle beraber getirdiğim bu mesaja tabi olacak olursak, nütehattaf min ardina, ya bu Mekke oligarşisini karşımıza alacağız. Bize aynen öyle dünyayı da, hatafe şu, nütehattaf min ardina, yukarıdan büyük bir şu şey kuşları var ya, avcı, kartal vuruyor, avını kaptığı gibi gidiyor. Yerimizden, yurdumuzdan sökülürüz. Ha. Mesajı iyi anlamışlar. Mesajı iyi anlamışlar. Sevgili arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Bir el balda, diğer el yağda. Olmuyor. Herkes gibi sıradan sürünün bir parçası ve arada da bir la ilahe illallah, direkt cennet. Böyle bir şey yok. Müslüman olmak, bir yürek olmak, yeryüzü olmak, Müslüman olmak, derin kaygıların, duyguların insanı olmak, Müslüman olmak, İsteyen iradeyle istenen iradenin mutabakatı, bunu gerçekleştirmek. Müslüman olmak, Allah'ın rehberliğinde bir hayatı yaşamak. Müslüman olmak, hakikate ya da aynı şekilde bilumum, aciz, yolda kalmış mazlumun sesine kulak olmak. Müslüman olmak, kıpır kıpır kıpırdayan bir kalbe sahip olmak ya. Duyarlı. Duyarlı. Hatta Mümin suresinde okuduğum zaman, bütün samimiyetimle söyleyeyim, epeyce etkisi altında kaldım. Birkaç gün böyle çok zorlandım. Ellezine yahmilunel arş diyor.
arşı yüklenmek ifadesi var. Ve arşı yüklenmek genelde müfessirler hep meleklere verirler kurtarmak için. Halbuki oradaki şey mümindir. Arşı yüklenmek bir deyimdir. Ne demek bu? Allah'ın yeryüzüyle alakalı bir niyeti var. Niyet, bir amacı var. Bu amacı amaç edinmek, bu niyeti niyet edinmek. Bu niyete bağlı olarak o hadisi kutsi olarak rivayet var ya hani, Allah'ın gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı, tutan eli olmak, oradan bakarak, oradan görmek ve Allah Teala Halik olarak her an yaratırken yaratmanın bir vasıtası olabilmek. Araç olmak tabii. Nasıl bir şey? Allah rızık veriyor. Doğrudur, rezzaktır. Ama yağmur yağdırıyor ama bilinen haliyle rızkı gökten indirmiyor. Ya rızkının genişletilmesini isteyen insanın yanında olmak, yardım diyen insanların yanında olmak. Ayet şöyledir. Ve maaleküm la tukatilune fi sebilillah. Ne oluyor ki size Allah yolunda bir kavganın içinde değilsiniz? Allah yoluna. Ne demek bu? Allah yolu. Nasıl bir şey bu? Bunlar ve ma aleküm la tukatilune fi sebilillah vel mustadafin minel rical vel nisa vel vildan, kadınlardan, erkeklerden zayıf olmuş olan, zayıf düşmüş olanlar uğrunda. Öyle ki ellezine yekulune, şöyle diyorlar: Rabbena ahricna min hazihil qaryati zalimi ehliha. Ey Rabbimiz, ehli zalim olan halkı, yöneticileri zalim olan buradan bizi çıkar. Kim diyor bunu? Kadınlar, mustazaf olanlar. Niye bunlar uğrunda mücadele vermiyorsunuz? Vec'alnena min ledünke veliyyen vec'alnena min ledünke nasira. Ey Rabbimiz ya! Katından bir destek, katından bir yardım eli gönder bize. Niye yardım eli olmuyorsunuz? Hama bir mezbahaya döndü ya. Affedersiniz, Halep. Hama 82'de olmuştu. Kıtır 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 doğranıyor yahu. Görmek istemiyoruz. Duymak istemiyoruz. Niye diyor? Gatiluhum yuazibhumullahu beydiküm. Siz onlarla mücadele verin. Allah sizin ellerinizle onları azap etmek istiyor. Ellerimiz nerede? Ve yuhsihim ve yansurum aleyhim ve yeşfi sudura kavm müminin. Sizin ellerinizle onları rezil rüzvay etmek istiyor. Enteresan bir ifade daha bakın. Ve yansurkum aleyhim. Onlara karşı size yardım etmek istiyor. Ne ile? Sizin ellerinizle. Nerede evaller? Nerede? Müslümanlık bu anlamda böyle bir şey ya. Fetih dediğimiz şey bir ülkeyi zorla gasp etmek değil kardeşlerim. Fetih, yüreğin yeryüzü olmasına hazır hale gelmesidir. Açılımı açılım. Fetih'i açmak ya. Açılım. Yüreğin yeryüzü olmasıdır. Kaba saba ham softalık değil bu ya. Ham softalık değil asla ve kata. Evet. Emlem yarifu Resul. Resulü biliyorlardı. Yoksa Resul tanımıyorlar mı diyor. Biliyorlar. Fehum lehum münkürün. Bilinmeyen bir şey mi? Biliyorlardı. Çok iyi biliyorlar. Ama işlerine gelmiyordu. Statiko dediğimiz şey, muhafazakarlık dediğimiz şey, kutsalın kapital değeri dediğimiz şey bilinmiyor mu? Biliniyor. Biliniyor. Zalim de nihayetinde kendi dünyasıyla baş başa kaldığı zaman ne halt ettiğini çok iyi biliyor.
Bunu açıkça söylüyor Rabbimiz. Belil insan ala nefsihi basira ve lev elka maazira. İnsan kendisinin ne halt ettiğini çok iyi bilir. Ne kadar mazeret ileri sürse de. Doğru mu? Baş başa kal bakalım. Kavga ettiğin yerde haklıyım. Bağırır çağırırız ya da trafikte diyelim bir şeyde. Üste çıkmak için değil mi? Habire şey yapıyor. Ama bir kendi haline bir baş başa kalsın. Bir baksın ne oldu desin. Biraz abarttım galiba. Biraz abarttım galiba diyecektir en şeyiyle. Evet. Şunu da şey yapalım, süremiz doldu. Ev yekulune bihi cinne. Yoksa şöyle mi diyorlar? Ya bu peygamber içinde cin kaçmış birisi mi? Öyle mi? Bel caehum bil hak. Hayır hayır. Hiçbirisi değil. Peygamber hakikati getirip ona tanıklık yaptı. İnsanlığın merkezine hakkı yerleştirdi. Hak. Bundan böyle güçlü olan haklı olmayacak. Haklı olan güçlü olacak. Sistem bu. Bundan böyle böyle. Ve ekseruhum lil hakki karihun. Fakat ne var ki? Büyük çoğunluk hak dediğin zaman, bir başka ayette var ya, yaban eşeği yaban eşekleri gibi, domuz görmüş yaban eşekleri gibi kaçıyorlar. Karihun. Hoşlanmıyorlar. Kelik görüyorlar. Kafa konforları bozuyor. Açık değil mi? Hak. Merkeze hak. Hukuk. Hakikat. İşlerine gelmiyor. Yapılacak bir şey de yok. Tabii aynı kökten. Cinnet, bu tabii bilerek kullandım. Meallerde maalesef orada nasıl bilmiyorum ama delilik. Yanlış işte. Hayır delilik değil. Bu ifade dönemsel olarak bir hafızanın ifadesidir. İçinde cin olan. Dolayısıyla da bu söylediklerini gökten kulak hırsızlıklarla eski gelenek oradan aldıklarını düşünün. Onlara yönelik bir şey. Yoksa peygamberimizin deli olduğunu falan kimse söylemiyor. Öyle bir şey yok. Hatta dahasını söyleyeyim. Bu ifadeler vahyin Allah'tan olduğuna inanmama adına bir konumdur peygamber için. Onların dünyasında. Bir değerdir. Tamam, iyi birisi yani hoş birisi şairlerimiz gibi. İçinde cinler var işte. O zaman haber getiriyorlar. Bir konum şeyidir. Ama bunu maalesef meallerde deli dediğiniz zaman mecnun şey bunu yansıtmıyor ve bu şey oturmuyor yerine. Manayı vermiyor. Peki. Biraz uzatmış olmakla beraber hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet diyorum. Haftaya buluşmak ümidiyle. Ne?